Efendim, Fikralarla Türkiye programı yıllardır tartışılan evin reisi kadın müdür erkek müdür konusuna son noktayı koyuyor. Beraber izleyelim. Abi Üsmen abi, hani erkek evin reisiydi? Evet, erkek evin reisidir. Ne oldu? Ben dün kitapçıya gittim, Erkek Evin Reisi adlı kitabı istedim. Biz masal kitabı satmıyoruz dediler be ya. Ne saçmalıyorsun be Osman? Bu işler kitapla olmaz. Atalarımızdan beri bu böyledir. Erkek evin reisidir. Ama senin gibi kılıbıklar hariç. Hayır, ben kılıbık falan değilim. Sen karına bile söz geçiremezsin be ya. Karın komşulardan gelmez. Bütün gününü komşu arkadaşlarıyla geçirir. Bu doğru değil. Neden? Eğer doğru olsaydı arada sırada kendi evine de uğrardı be ya. Mesela ne var lan, ne oldu? Bütün mahalle seni konuşuyor. Ya niye ki, ne oldu? Yok, geçen gün bir yangın çıkmış. Birisinin ölümüne sebep olmuşsa. Yok bana abartılar ya. Nasıl oldu peki? Ulan bir gittim, bir yangın çıkmış. Ev cayır cayır yani. Herifin biri kaçamamış, adama çıkmış ha. Ulan dedim nasıl yardım ederim? Koştum bir ip aldım. Geldim, ulan ipi salladım. Bir attım, adam ipi tuttu ha. Ulan ipi bir çektim. Herif yere çakıldı, öldü. Ya böyle yardım olur mu? Yok öyle diyeceğim ama. Geçen gün de kuyuya bir adam düşmüştür. Ona da ip attım, çektik, çıkardık. Efendim, yanlışlıkla sizi arayan olmuştur. Ama böyle bir yanlış arama zannederim bir fikrede olur. Beraber izleyelim. Efendim. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Dursun'la görüşüyordum. Buraya Dursun Mursun yok kardeşim ya. Hangi numarayı aradın sen? Ulan nasıl olur? Bu numarayı bana Dursun verdi. Kardeşim, burada Dursun Mursun yok. Hangi numarayı aradın? Onu desen, onu. Ya Dursun'un verdiği numaraya bastım anladım. Ya Dursun'un verdiği numara hangisi? Onu de o zaman. 11-11. Burası 11-11 değil. Ya kaçtı? Burası 1-1-1-1. Kusura bakma kardeşim, ben yanlış numara aradım. Sağ iyi günler. Selamun aleyküm uşak mı? Oo, aleyküm selam. Niye de canatır bakayım? Ne haber uşaklar, nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür, biz iyiyiz. Senin işler nasıl gidiyor? Hamdolsun. Almanya'da niye? Ya Niyazi, biz seni iyi tanırım. Ama iki senedir ne iş yaptığını bilmez o. Ya Temel doğru değil Niyazi. Allah onu seversen sen ne iş edersin? Uşaklar, madem o kadar merak ettiğini söyleyeyim. Ben yazarlık yaparım, yazarlık. Yazarlık mı? Ulan desene ya, sen de büyük yazar olacaksın. Kitapların Türkiye'de, dünyada yok satacak. Ulan desene, kitabımızda yazacak. Ordinarius Profesarius Niyazi. Ya şakaya bir tarafa bırakalım da, sen gelecekte ne yazarsın? Uşaklar, ben her aybaşı babama mektup yazarım, babam da bana para gönderir. Nasıl? Güldürmek bizden, gülmek sizden. Fikralala Türkiye. Hayırlı günler. Sağ olasın kurban. Ula bu ne surat maho, ne oldu? Vallahi hiç sorma. Kiralık ev var. Bulabildin mi bari? Yoo, nerede? Vallahi bir tane bulmuştum. Evini musluklar hariç her yerinden su aktı. Yani rutubetten geçilmiyor. Doğru dürüst bir tane bulamamışım. Ula maho var ya, bugün çok şanslı günü dersin ha. Benim kiracı var ya. Bugün evi boşalttı. Ula istersen sana veririm. Allah senden razı olsun Allah'ım. Aa valla çok sevaba girmiş olacaksın. Ulan ben seni iyi bilirim oğlum. Sen hovard adamın tekisin. Eve kız girmeyecek. Ya oğlum vallahi yani hakikaten kalbimi kırıyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Yani ben öyle bir şey yapar mıyım?
eve erkek girebilir mi? He, tabii canım erkek girebilir. Emin misin? He. Bu olayı çok sevindim abi. Niye lan? Çünkü eve kız arkadaşım için arayayım. Ben gideyim haber ver. Efendim bazen öyle rüyalar görürüz ki tıpkı gerçek gibi. Yani uyandığımızda etkisi altında kalabiliriz. Güneydoğulu hemşerim bakalım bu konuya nasıl çözüm bulmuş. Beraber izleyelim. Sana sabah kayfesi yapmışam Selim. Sağ olasın Sakine. Afiyet olsun. Ula. Yok hayırdır inşallah Sakine. Gece rüyamda amba ayağıma çivi botu. Ula acısı sanki her evsindedir. E suç sendedir. Niye ki? Niye çıplak ayakla yatırsın ki? Ula nasıl yatacak o? Ayakkabılarını giyseydin ya. E? Günaydın. Herkese. Günaydın oğlum. Vay benim aslan oğlum. Vay benim kaplan oğlum. Yakışıklı mankenim benim canım. Yok dün gece geç geldim konuşamadık oğlum. Sen dün iş başvurusuna gidecektin, gittin mi? Gittim. Bu bak. Ulan ne işiydi bu? Radyoda bir işti. Ulan radyoda ne iş yapacaksın sen? Spikerlik işim. Bu bak. Peki işi aradın mı o? Kravat. Takmamıştım. O yüzden almadılar. Vay ben öyleydim. Vay ben öyleydim yavrum. Ya görüyorsun Sakine. Bizim oğlanın hakkını yiyorlar. Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam Dursun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun ya, sen nasılsın? Durum ağır Niyazi. Hayırdır ula, ne oldu ya? Biz bu maliyetlerin altından kalkamayacağız. Düşündüm, taşındım, ot, piç, işçilik maliyetleri, malzeme parası. Durum ağır Niyazi. İyi de piyasanın içindesin, bir çare bir planın yok mu kardeşim ya? Düşündüm, taşındım, otstum, biçtum. Biz buna bir yarım kat daha atalım Niyazi. Şimdi bana bak, o yarım kat meselesi var ya, öyle belediyenin gözünde şüphe uyandırır, tamam mı? Bak karşına tecrübe konuşuyor, tecrübe. Ben biliyorsun Amerika'ya, New York'a var ya, yıllarca müteahhitlik yapmış adamım, tamam mı? Oraya da aynı bu muhabbet var idi. 10 kat müsaade verildi de ben 11 kat yaptırıyordum. 50 kat müsaade verildi de ben 51 kat yaptırıyordum. 100 kat müsaade etti mi 101 kat yaptırıyordum. Bütün o ahalinin böyle şeyleri, o müteahhitler hep beni örnek aldılar. Orada şu Jokler'le var ya, o New York var ya, benim eserimdir. Aslında hep sebebi benim ya. Maşallah, maşallah. Tabii ya, vatana millete bir hayırımız dokunsun ya. Sen onu var ya, öyle yarım kat değil de en iyisi bir kat fazla. Bir kat. Çok cömert adammışsın Niyazi. E peki bu daire fiyatları nasıl ciddi? Niyazi. Yine düşündüm, taşındım. 180 milyara karar verdim. Yani akıl vermek gibi olmayayım ama Dursun. O 180 milyar meselesi de var ya. Hani böyle halkın gözünde biraz şüphe uyandı. En iyisi öyle küsurlu yapman ise yuvarlak hesap 200 milyar yapıyor. Tamam mı? 200 milyar yapalım yapmasına da yuvarlak hesaplar da gene milletin kafasında şüphe uyandırabilir. Bak ortalık çalkalanayım. Her şeyin sonu 99'dan biteyim. He anladım, 199 milyar yapacaksın. 299'dan bitireceğim onu Niyazi. Efendim bu programdan sonra fazla gülmekten dolayı yüzünüzde kırışıklıklar olabilir. Estetik kaygısı olanlar izlemeyebilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ula yukarıda bir imam var ama bu imam ezanı kağıtta niye okuyor? Yaktım seni imam efendi. İmam efendi. Buyur. Bu ezanı okudun okumasına da bunu kağıtta niye okudun? Yoksa ezanı bilmeyi misin? Onu sen bana niçin söyleyorsun ki?
Sence bunu Mufti Efendi'ye sor. Selamünaleyküm Mufti Efendi. Ve aleykümselam. Nasıl? Efendim şimdiki fıkramız bel ağrılarına iyi gelebilir. Ama fazla kahkaha atmaktan çene ağrılarına yol açabilir. Dikkat edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Osman, bu bel ağrısı başıma bela oldu be ya. Abi Osman, sen de bir alemsin. Madem belin ağrıyor, niye doktora gitmiyorsun be ya? Sigorta yok, bir şey yok. Nasıl gideyim be ya? Özel hastanelere gitsem, onlar da dünya parası. Bir şey aklıma geldi be ya. Yaklaş. Şehirde bir doktor var. İlk muayeneyi 100 liraya yapıyor. Sonrakileri 30 liraya be ya. Eyası, sen sanki daha önceden muayene olmuş gibi yapıp 30 liraya muayene olacağım be ya. Aferin diye Osman. Hemen yaz da adresini. Gideyim ben o doktora. Ya sağ ol. Kolay gelsin doktor bey. Yanına ben geldim. Sen benim hastam mısın be ya? Tabii doktor bey. Kaç defa geldim gittim size. Hatta bakın ücretimi eve peşin vereyim. Peki, uzan şöyle bakalım. Aç sırtını. Nefes al. Ver. Al. Ver. Tamam. Neyin var doktor? Sizin hastalığınız zaten iyileşme sürecine girmiş be ya. Daha önce verdiğim ilaçları kullanmaya devam edin. Giyinin artık. Hadi. Kıyamet hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. Dedim ki teyamilerini dinlesin, feyiz olsunlar. Çok iyi demişler. Büyük sözü dinlemek sünnettir. Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya, o arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. Baban rahmet. Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de, niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Teo Pehlivan Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya, oradan Kıbrıs'a geldi. Hasan Kala bomboş, Teo Pehlivan yok. Bunu fırsat bilen bir tane düşman teyyeresi Hasan Kala'yı bombalil bombalil gidin arkadaş. İşe bak ya. Pehlivan yok. Fırsat bilir gelir kalayı bombalil bombalil gidin. Aynı. Bende yalan yok arkadaş. Kılak da yok uşaklar. Sen ne ettin? Ben de dedim ki Mühsin'e. Oğul dedim kalk. Durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas git akıl. Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakikaya Hasan Kala'ya gittik. Hasan Kala'sına geldim ki incin topoylu. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarılırlar? Teyemi nerede kaldı? Bir tane düşman teyyeresi dadanmış. Gelir Hasan Kala'yı bombalir bombalir gidilmiş. Teo Pehlivan'ın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi, bombalir bombalir gidir, he? Neyse, dedim ona hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi, kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk, teyyere gel. Ula dedim kimse kalkmasın. Böyle usul yerimden kalktım. Kalktım.
kahvenin kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım, arkama sakladım. Hı. Saklamışım. Teyyere dolanıyor. Düşman teyyeresi dolanıyor. Dedim gel ola, düşman oğlu düşman. Geleceğin varsa göreceğin de var. Ağustos ayı, havalar sıcak. Şoför kolunu atmış, camide açmış, kolunu koymuş yenir. Neyse, kaplıcaların üstünde bir iki tur attı. Kahvenin üstünden geçecek. Ela taşı nasıl fırlatmamla kulak tozuna yendirdi. Baktım teyyere döne, döne, döne. Kalanın arkasındaki mezarlığa cümbüledi. Cümbüledi ya, daha odur budur Hasan Kalası'na teyyere gelemir. E tabi gelemez. Niye gelemez? Çünkü teyye pehlivan mı? Fikra Lala Türkiye, Karadeniz'de. İzleyin bakalım. Oturacağız işte. Otur. Yemek hazırdır. Sen de get ellerini yıka, ben hazırlarım şimdi. Ulan ne yemek yapmışsın? İmam bayıldı. Ulan kadın yine mi aynı yemek? Beğenemedin mi? Ulan her gün imam bayıldı yemekten, vallahi içimiz bayıldı ya. Zıkkımın pekini ye. Ulan sen ne biçim bir kadınsın? Ne konuşmasını bilirsen, ne güler yüz gösterirsen, sabah kalktıysan, kadın programlarını seyrediysen, yemek yapmayı bir türlü öğrenememişsin. Ulan herif, çıldırtma beni. Beğenmeye çeker gider. Vallahi çeker gideceğim ama çocuk ayakımı bağlı. Ulan çocuğu bana ver, hemen boşanacağım senden. Ulan kendine bakmasını bilmiysen çocuğa nasıl bakacaksın ha? Hiç olmazsa her gün imam bayıldı hemen çocuk. Vitamin alır biraz. Yazıklar olsun sana. Saçımı süpürge etmişem senin için. Ulan sen saçını süpürge edeceğine önce evdeki halıları süpür. Şu hale bak. Ev İstanbul'daki Ümraniye Çöplüğü'ne dönmüştür. Her an patlayabilir diye korkuyorum ya. Ulan her gün temiz çamaşırlar giysen, seni ben adam ettim be. Ulan beni adam ettin ama kendini kadın edemedin. Vallahi çekip gideceğim buradan ha. Git bakalım git. Unutma ki bu eve eşyaları, mutfak takımlarını, fritözü, pres ütüyü hepsini ben getirmişim. Ben gelmeden önce senin neyin vardı ha, neyin vardı? Ulan huzurum vardı. Fikra Lala Türkiye. Güneydoğu'da, Trakya'da, Karadeniz'de, Türkiye'de. Şşş! Kari! Ha, kari de baba içtim, kari kari. Fadime! Fadime de baba. La kari derim sağ olmaz, Fadime derim sağ olmaz. Ne diyeceğim sana?
Ben sana konuşmayayım, git. Ya ne yaptım, sen konuşmayasın ben lan. Yeni öyle komşu falcı yalıyor, fal baktırdım. 100.000'le para verdim, karacaya baktı. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ne dedi zaten bilmiyorsun. Ver 100.000'le dershane. Dedi bacı, adam o seni sevmeyi dedi bu. Ya Fadime, bunu öğrenmek için illa 100.000.000 mi vermen gerekiydi he? Yasaydın bana ben bedava derdim Anisa. Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ulan Niyaz. Senin ne işin var buraya lan? Ne bileyim, cesirlik işte diye. Duydun mu acaba Cemilerle takılıyor musun he? Ya hiç sorma Dursun ya. Ha bu Cemicilik işi var ya, süper bir şey ya. Dünyayı cezmeduğu memleket, cezmeduğu şiir kalmaya. Ya 72 milleti tanıyorsun. Ya Niyaz, şimdi nereden geliyorsun? Ha şimdi, İtalya'dan geliyorum, Roma limanında. Ulan Niyaz, İtalya'ya o Roma Müzesi'ni gezdin mi? Ulan gitmez olur muyum ya, sorduğunda sorumudur ya. Bilmiyor musun ben çulturada mıyım? Zaten ilk fırsatta o Roma Müzesi'ni gezdim. Peki, müzeye gittin, içeri girdin, karşında ilk dikkatini ne çekti? Olay Dursun, Allah seni inandırsın. Kapıya geldim, karşıma çok süper bir İtalyan kızı çıktı. En çok o çekti. Niyazi, sana bir şey soracağım. Al, İtalya'ya haritada baktığım zaman çizme gibi bir yere benziyor. Sen gittin oraya, yakından gördün orayı. Bura hakikaten çizmeye mi benziyor? Yani demem o ki, parklarını gezdin, atölyelerini gezdin, o meşhur müzeyi gezdin. Hiç ayak kokusu hissettin mi? Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam Niyazi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan yedir, bir çay ver bana. Al biraz da sen oku Niyazi. Niyazi, sabah postada sana mektup bıraktı, al. Mektup görmeyiz. Ula bu bomboş. Kimden geldi? Kardeşim Cemal'dan geldi. Bu abi şey yazmayın. Ya anlamayamış. Kendisiyle konuşmayır. Darginik, o da onun için böyle boş mektup gönderiyor işte. Niyazi, sen bilmiyor musun? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Ya yap bırak Allah'ını seversen ya. O insan sıfatı ne arar ya? Niyazi, hayvan dedim da aklıma bak ne geldi. Hayvanlar mı daha iyi akıllıdır yoksa insanlar mı? Ya Dursun, bana sorarsan hayvanlar daha akıllı. Niyeymiş? Ya ben bizim Karabaş'a ne dersem hepsini anlayıp ama ben onun dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.